Merhaba arkadaşlar. Sıralı sistem araçların benzin ile çalışıp gaza nasıl geçer veya ne şartlarla gaza geçer onu tarif edeceğim biraz. Yani aracı sabah çalıştırdınız veyahut da sıcakken çalıştırdığınız zaman araba nasıl gaza geçer? Yani neye bakar, neye göre gaza geçer? Bazısı uzun sürer bazı araçlar çabuk gaza geçer. Bunu beyin neye göre ayarlar? Bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Marka marka değişiyor bunlar ama 3 aşağı 5 yukarı %90 birbirleriyle aynı bu sistemler. Şimdi mesela bir tane Lovato var. Lovato'dan göstereyim. Bakın şurada ne diyor? Program F1. Şurada F2 yerinde yakıt değişimi diyor. Yakıt değişimi derken bütün programlarda önce devire bakar. Yani şurada 3 tane parametre var. Arabayı çalıştırdığınız zaman 1600 devri görmeden aracı çalıştırdınız. Mesela aracı şu an devri 700. Siz bu aracı çalıştırın. Araba 1600 devri görmesin. Yani aracı gaz vermeyin. Çalıştırın. Rölantide bırakın. 5 saatte çalışsa bu araç gaza geçmez. İlla ki bu 1600 devri görmesi lazım. Şu alttaki 35 derece aracı sabah çalıştırdınız veyahut da aracı çalıştırdınız. 35 derece sıcaklar regülatörün üzerindeki ısı sensörü sıcaklık sensörüdür. Bu ısı sensörün okuduğu sıcaklık 35 dereceye gelmeden araç kesinlikle gaza geçmez. Şu an kaç derece? Sıcak 63 derece. Şu yani. 63 derece. Bu var. Bir de 25 saniye. 25 saniye bekler. Aracı çalıştırdınız. Ne olursa olsun araç 25 saniye bekler. Mesela bunu değiştirebiliriz. Bunu 10 saniye yaparız. Aracı çalıştırdığınız zaman 10 saniye kesinlikle çalışır. Şimdi araba bunların hangisini dikkate alıyor önce? İlk önce çalıştırdınız. Diyelim ki sabah dışarısı bu regülatör sıcaklığı 10 derece görüyor. Siz bunu çalıştırdınız. Ne demiştik? 35 dereceye gelmeden araç gaza geçmez. Çalıştırdınız. 10 derece okuyor. Artmaya başladı. 11, 12, 13, 14, 15 ısınıyor. Ve bunu atıyorum 10 saniyede yapamadı. 2 dakikada yaptı. En önemli kriter ilk önce sıcaklık. Sıcaklığı bekler. Sıcaklık ısındı. Diyelim ki 10 dereceden başladı. Isınma 35 dereceye geldi. Ondan sonra saniyeye bakar. Biz bu 10 dereceden 35 dereceye 10 saniyeden uzun müddette geldiğimiz için bunu da es geçer. Devre bakar. En son devre bakar. Yani aracı çalıştırdınız. Birinci kriteri toparladı. 10 derecedeydi. 35 dereceye geldi. Isındı. Bunu kaç saniyede yaptı? Atıyorum 2 dakikada yaptı. En son aracı gaz vermeniz lazım. Gaz vermeden kesinlikle gaza geçmez. En önemlisi sıcaklık, daha sonra zaman, daha sonra da devir. Mesela deneyelim. Şimdi 35-10 saniye kalsın. İlk önce öyle deneyelim. Aracı stop ediyorum. Şöyle. Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Şimdi aşağı yukarı 10 saniye oldu. Sıcaklıkta 35 dereceden, regülatörün sıcaklığı 35 dereceden yüksek. Ama araç gaza geçmiyor. Araç gaza geçmiyor. Niye? Çünkü en son kritere bakıyor. Devrimizi 1600 devir vermemiz gerekiyor. Onu da şöyle içeriden vereyim. Bakın hala da gaza geçmemiş araç. Nerede o düğme? Şöyle. Hala gaza geçmemiş. Şimdi devri yavaş yavaş arttırıyorum. Şuradan aynı anda gözüksün. Geçti. 1600 devri gösterdik. Veya 1600 devri üzeri, yani illa 1600 değil. 2000-3000 devri de verseniz gaza geçiyor zaten. Gaza geçti. Şimdi devri düşürelim. Kendisi otomatik geçsin. Diyelim ki 1600 devri ile rölantide gaza geçsin. Şimdi devrimiz kaç? 700'ün altında bir şey yapalım. 600 yapalım. 600. Çalıştırıyorum, stop ediyorum. Şimdi 10 saniyede kendisi otomatik gaza geçecek. Şöyle göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 geçiyor. Enjektörleri deniyor şu an. Haydi. Enjektörleri deniyor. Şey de var burada. Pardon, onu göstermeyi unuttum. Geçmesi lazım. Niye geçmiyor? Yavaşlarken diye bir yer var. Bu da arabayı, yani devri bunu görecek. Ondan sonra aşağı indiği zaman yapacak. Bunu hızlanırken seçiyoruz. Kendisi otomatik geçti. Yani önce devir verip devir düşerken işte mesela 1600 devir, 1600 devirden aşağı inerken, yani araba 2000 devri gösterip 2000'den 1600'ü gördüğü zaman gaza geçiyor. Hızlanırken işte 700'den 1600'ü gördüğü zaman gaza geçiyor. Bir de o var. Mesela her markada yok o. Bakın göstereyim tekrar şimdi. Şimdi 10 saniyede kendisi gaza geçecek. Hızlanırken, çünkü şu an yüksek. Bu yavaş, hızlanırken, yavaşlarken her markada yok. Görüldü, kendisi kendi kendine gaza geçti. Hiç gaz vermedik. Kendi kendine gaza geçti. Bunlar AEB yazılım gibi geçiyor yani. Görüldü, hızlanırken işaretledik. 600 devir, 35 derece, 10 saniye. 10 saniyede gaza geçti. Bu şekilde kalmasında sıkıntı yok. Şimdi diyelim ki başka markalarda nasıl? İşte burada ne var? Açmıştım ben. AKL. AKL'de geçişleri şurada göstereyim. Bunlar devir ayarları. Bak mesela şurada geçiş için devir başlangıcı 1600. Genelde 1600 seçilir hep bu. Geçiş için sıcaklık 40 derece 10 saniye. Mesela bu araç eğer şu an bağlı değil de böyle ayarlamış olursa kesinlikle ne olursa olsun, araba sıcak dahi olsun, şu 10 saniyeyi kesinlikle bekler. Araç kesinlikle 10 saniye bekler. Eğer 10 saniyeden sonra bakar bu regülatör sıcaklığı 40 derecenin üzerindeyse ve devir de tutuyorsa bunu geçirir. Mesela bunda da var. Hızlanırken, yavaşlarken, hız kesme. Yani bu, bunda Lovato'da yavaşlarken var. Öbüründe hızlanırken hız kesme var. Yavaşlarken diye geçiyor. Burada böyle. Mesela Atiker'inkine bakalım. Atiker'inki burada. Bakın 30 derece LPG geçiş ısısı 30 derece. LPG geçiş devri 660 devir. LPG geçme zamanı 3 saniye. Bu da aynı. İşte bu aracı çalıştırdınız. 3 saniye ne olursa olsun benzinle çalışır. Ve devir de 660'tan yüksekse 30 derecede varsa araçta 3 saniye sonra araç gaza geçer. Şimdi 3 saniye, bazılarında da 3 tane de şak diye 3 tane sonra gaza geçmez. Bir de şu var. Enjektör hata zamanı diye bir yer var. 3 saniye sonra 200 milisaniyede bir enjektörleri şurada tek tek açar. Yani tam 3 tane değil de 4-5 saniyeyi bulabilir bu. Yani 3 saniyenin üzerine şu 200 milisaniye ekler her enjektör başına. Mesela Atiker böyle zavoli gösterdik. Tartarini. Tartarini eski programından bakalım. Açtım. Aynı şekilde gördüğünüz gibi hızlanma, hız kesme, 1600 devir, 35 saniye, 35 derece, 30 saniye. Bunların yanındaki değerler yapabileceğiniz minimum değerler. Mesela bunu en az 25 ayarlayabilirim veya 250 ayarlayabilirim. Bu iki değer arasında ayarlayabilirim. Aynı şekilde sıcaklığı 20 ile 90 arasında ayarlayabilirim. Bu şekilde mesela Zavoli'de aynı olay. AKL var, AKL'de aynı olay. Tartarini. Bunun gibi bütün programlarda bu aşağı yukarı aynıdır. İşte bazı özellikler vardır. İşte mesela Lovato'da şunu tıklarsam araç sıcakken bakın burada çıktı 60 derecenin üzerinde direkt gazda çalışır. 60 derecenin üzerindeyse araç direkt gazda çalışır. Ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Zaten bunlar AEB yazılım, düğmeye basılı tuttuğunuz zaman, kontak kapalıyken düğmeye basılı tutulduğu zaman kendisi otomatik gazda çalışabiliyor. Yani bunu tekrar açmanın bir esprisi yok. Olur mu? Olur. Açanlar var mı? Var. Saygı duyuyorum. Bütün programlarda hepsinde aşağı yukarı aynı. Neydi işin özü? Mesela şu araç için. Bu araç ne olursa olsun 10 saniye benzinle çalışır. Sıcak dahi olsa, soğuk dahi olsa 10 saniye benzinle çalışır. Ondan sonra sıcaklığa bakar. Eğer sıcaklığımız 35 dereceden fazlaysa ve devrimiz de 600 devirden yüksekse kendisi otomatik gaza geçer.
Dediğimiz gibi biz bunu 1600 ayarlar isek, biz bunu çalıştırdık. Ne olursa olsun 5 saatte çalışsa gaz vermediğimiz için araç gaza geçmez. Sıralı sistemlerde gaza geçiş bu şekilde oluyor. Beyin bunu okuyor, bunları okuyor, bunlara göre gaza geçiriyor. Eğer bunlardan bir tanesi yoksa, atıyorum beyin ısınmadıysa kesinlikle gaza geçirmez aracı. Devir yoksa kesinlikle gaza geçirmez. Ama bazı sistemlerde şöyle bir şey var, aklıma gelmişken göstereyim. Mesela Mimgaz'da zorunlu geçiş diye bir olay var. Neredeydi Mimgaz'ımız? Şurada. Açayım Mimgaz programı, bir tane herhangi birini. Açmışken onu da göstereyim. Açtım. Mimgaz'da şöyle bir durum var. Zorunlu geçiş 300 saniye. Bu araç 300 saniye, buraya 300 işaretlersem 300 saniye sonra sıcaklık olmasa dahi aracı gaza geçirir. Bunu öyle ayarladığınız zaman 300 saniye sonra, 300 saniyede işte hesap edin, 300 saniye sonra araç ne olursa olsun gaza geçmeye çalışır. Bu her markada yok. Bazı cihazlarda bu var, Mimgaz'da var, bazılarında yok. İşte burada bilgisayarda başka varsa açayım göstereyim. Programı bir kapatabilirsem aşağı alayım. Ne var burada mesela? İşte gazeteli var. Gazeteli programı açayım. Bunu da göstereyim hazır açmışken. Açtım. Soğuk motorun gecikme zamanlaması. Soğukken işte buradan ayarlıyorsunuz. Sıcaksa işte bu gireceğimiz değerden yüksekse 10 saniye bekler. Değişim ısısı bu şey, geri dönüş basınç geri dönüşü. Değişim ısısı burada. Burada ayarlıyorsunuz, atıyorum 30 derece, 40 derece, 50 derece. Burada geçiş devri de şurada çıkıyor da bilgisayar bağlı olmadığı için çıkmıyor. Buradan ayarlanıyor. Gaza geçmek için gerekli devir diye bir yer var. İşte mesela bu şekilde olursa araç sıcak dahi soğuk dahi olsa 10 saniye çalışır. İşte buradan da devre ayarlayamadığımız için 40 atıyorum 41 derecede otomatik gaza geçer. Bu kadar. Teşekkür ediyorum.